seçimler demokratik bir mesaj vermiş oldu. Çok da beklenmeyen bir sonuç değildi doğrusu. Bu seçimlerle Türk halkı olgunluğunu gösterdi. %85'i aşan, özellikle ikinci seçime katılımın olması, Türk halkının her şeyi siyasetten beklediğini ve siyasete olan güvenini bir kez daha ortaya koymuş olduğu bu siyasetçilere rağmen, bunun altını çiziyorum, bu kadar çok birbiriyle kavga eden, birbirinin elini sıkmayan siyasetçilere rağmen vatandaş her şeyin seçimle olabileceğini ve olgunluk içerisinde hemen hemen sıfıra yakın bir olayla başarılı bir şekilde seçimler gerçekleşmiş oldu. Bundan siyasi partilerin alması gereken çok büyük dersler var. Onlar konuşacağız ama şunu söyleyeyim, ben seçimin umut olmasını Türkiye için en önemli unsur olarak görüyorum ve bu çok sevindirici bir şey. Diğer taraftan vatandaşların birbirine karşı olan ilişkilerindeki her türlü girmeye rağmen, her türlü ötekileştirmeye rağmen vatandaşların kol kola gidip birlikte istediği partiye, istediği kişiye oyunu atmış olabilmesi vatandaştaki olgunluğun siyasete de yansımasını zorunlu buluyor. Dolayısıyla vatandaştaki gelişme ve ilerlemeye, hoşgörüye siyasette gecikerek de olsa hiç olmasa uyması lazım geldiğine yönelik de bir mesajın verildiğini ciddi bir şekilde görüyoruz. Bunun üçüncü bir konu da Türkiye'den yönetilir. Türkiye de Ankara'dan yönetilir mesajını da dünyaya vermiştir. Şöyle dedi, bu böyle dedi. Oradan dosya geldi, buradan fatura gitti. Biden çıktı, konuştu. Efendim işte Türkiye'deki iktidarı, muhalefeti destekleyerek indireceğiz dedi. Laflarının ne kadar gereksiz ve ne kadar sonuç alıcı olmadığını gösterdi. Bir Sizin etkisi olmadı iradeniz diyorsunuz. etkisi olmadı tabii ki. Olmaz da. Bu ters etki yapar. Türk milleti bağımsız, Türk milleti istiklal ve istikbaline aşık olan bir millettir. Tarihi, Amerikan tarihinin 10 katıdır. Amerika'nın 200 yıllık, 250 yıllık tarihi vardır 1776'dan bu yana. Biz 770 yılında ey Türk, yukarıda gök, altta yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir diye taşlara yazmışız. Yani Amerika Türkiye'yi hesaplarken Türk kültürünü, Türk tarihini önüne koyması gerekir. Biz başka bir millete benzemeyiz. Bize dışarıdan birisi bir şey soktuğu zaman hiç kuşku olmasın ki içeride bunun tam tersi sonuçları ortaya çıkacaktır. O bakımdan da ciddi bir gösterge önümüze çıkmıştır. Sayın Erdoğan'a yönelik söylenmedik söz, ifade edilmedik ifade tarzı kalmamıştı. Buna rağmen halk dedi ki ben seçiyorum, sana ne dedi? Ben kendimi kimin yöneteceğini ben seçerim dedi. Sen değil, emperyalist enstrümanların bana bunu dayatamaz dedi. Peki. Teşekkür ederiz Sayın Yeniçeri. Sayın Reyhan, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Katılır mısınız? Doğru. Yani bu seçim şunu gösterdi. Belki bundan diyelim 20 yıl önce, hatta 10 yıl önce, 30 yıl önce, 1946'dan bu yana aslında, belki NATO'ya girdiğimiz 50-51'den itibaren Türkiye'deki iktidarları Amerika'nın belirlediği bir gerçekti. Nasıl belirliyordu o? İşte NATO üzerinden Türkiye devleti içerisinde bir örgütlenmesi vardı. Bütün siyasi partiler, yani iktidarıyla muhalefetiyle siyasi partiler o diyelim yapının içerisinde aslında belirleniyordu. İktidara kim gelirse gelsin, diyelim o batıcı, NATO'cu çizgiyi devam ettirme taahhüdüyle iktidara geliyordu. Diyelim iktidarı belirleyen propaganda aygıtları, basın vesaire o da buna göre konumlanmıştı. Hatta maalesef ordumuz bile buna göre konumlanmıştı ve Türkiye ne zaman hizadan çıksa iktidar yeniden bu sefer zor yoluyla yeniden Amerikancı rotaya sokuluyordu. Fakat Türkiye'nin 2014 yılından hatta 13 yılından itibaren yaşadığı gelişmeler o çizgiden ayrılmaya başladığını gösteriyor. Yeniden hizadan çıktığını gösteriyor. Bunu tekrar hizaya sokmak için
15 Temmuzlar düzenlendi. O olmadı. Şimdi seçim yoluyla bunu yapacaklarını hem Biden ifade etti hem Rand Corporation raporlarında bunlar yer aldı. Bu da başarısızlığa uğratıldı. Buradan şu sonuç çıkıyor. Millet İttifakı'nın da çıkarması gereken bir ders bu. Türkiye'de artık iktidarı Batı'nın, Amerika'nın belirlediği dönemler geride kaldı. Tersine kim ondan uzaksa seçimleri o kazanıyor. Bakın o kadar ileriye götürdü ki Sayın Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs öncesini hatırlayın. Doğrudan Rusya'yı ve Rusça, Rus diliyle hedef alan açıklamalar yaptı. Yani sanki Türkiye'ye Rusya'dan doğrudan bir tehdit varmış gibi. İşte Türkiye'deki seçimlere Rusya müdahale ediyor gibi gerçeğe de dayanmayan, yani bir olguya da dayanmayan bir iddiayı aldı ve bunu dile getirdi. Daha da ileri gitti. Türkiye yeniden sapmış olduğu, tırnak içinde sapmış olduğu yoldan döndüreceğini ve yeniden NATO ve Avrupa Birliği hizasına sokacağını da açıkça ifade etti. Bu söylemleri seçmen tabii bir tehlike olarak algıladı. Çünkü Amerika dediğiniz şey ya da Batı dediğiniz şey soyut bir şey değil. Yani vatandaş onu somut olarak yaşıyor. Nerede yaşıyor? İşte PKK'ya verilen binlerce tır silahta yaşıyor. Ya da Fethullah Gülen'in, elebaşının hala Amerika'da yaşamasından biliyor. Ya da ekonomik zorluklardan biliyor. Yani Türkiye'ye dayatılan o neoliberal ekonomik politikanın getirdiği sancıları bugün yaşıyoruz. O yüzden kim Amerika derse bugün kaybeder. Bir gerçek daha ortaya çıktı. Nedir? HDP'nin ya da PKK'nın kontrolündeki partilerin diyelim, ismi çünkü sürekli değişebiliyor. PKK denetimindeki partilerin kilit parti olduğu, onu yanına almadan, onun başını okşamadan, işte onu tavizler vermeden Türkiye'de iktidar olunamayacağı yönündeki şehir efsanesi aslında bu seçimle bir kez daha çöplüğe gönderilmiş oldu. Bir kez daha diyorum çünkü aslında Türkiye bunu 2015'te de yaşamıştı. Yani 7 Haziran ve 1 Kasım'da iki seçim yaptık. 7 Haziran'a HDP ile kol kola açılımla giden AK Parti %40'a düşmüştü. Fakat 1 Kasım'da HDP ile PKK ile savaşan AK Parti %49 oy almıştı. Oylarını %9 civarında artırmıştı. Bu nedenle PKK ile birlikte olan, FETÖ ile birlikte olan ve sırtını Amerika'ya yaslayan Türkiye'de seçimleri kaybeder. Üstelik Sayın Yeniçeri'nin de söylediği gibi kıymetli hocamızın öyle böyle asılmadılar. Yani çok fazla biletler de alınmıştı özellikle. FETÖ'cüler biletlerini aldı, bütün Batı basını manşetlerine taşıdı istisnasız ve taraf tutarak. Yani Erdoğan gitmeli, diktatör gitmeli, işte Türkiye'nin Putin'i gitmeli falan gibi kendilerince hakaretamiz ifadelerle de çok net tavır aldılar. Bütün araçlarıyla, Türkiye'deki bütün fonlarıyla, foncularıyla, bütün diyelim etkiledikleri o sanat dünyasındaki, o entelijansiyadaki isimlerle falan asıldılar ama Türk milleti tehlikeyi gördü ve seçimin ikinci turunda çok önemli bir tavır aldı. Ha tabii bu Türkiye'nin sorunlarının çözümü mü? Bu şu anda görünmüyor. Yani bir tehlike bertaraf edildi. Yani yeniden açılım süreci getirecek, yeniden FETÖ'yü devletin içine sokacak, yeniden Türkiye'yi Batı'ya köle yapacak seçenek seçimlerde kaybetti. Bu önemli bir, burada bir muharebe kazandık. Fakat savaş devam ediyor ve AK Parti'nin başını çektiği ittifak bu savaşı başarıya ulaştırmada, yani Amerika ile kararlı bir biçimde mücadele etmede ne kadar tutarlı olacak? Bu soru işareti. Bunu nereden anlıyoruz? Örneğin hala ekonominin başına Mehmet Şimşek mi geçecek? Tartışmalarından görüyoruz. Yani Türkiye'nin ekonomisini bugünkü haline getiren sistemin aslında temsilcisi Mehmet Şimşek. Yani bir nevi AK Parti içindeki Ali Babacan. O açıdan Türkiye yeniden o Batı'nın finans tekerlerinin cebini dolduran bir ülke, yeniden bir yüksek faiz ülkesi mi olacak Türkiye? Bu aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlığı ile ilgili bir sorundur. Yoksa üretime dayanan, istihdama dayanan ve diyelim Türkiye'yi yeniden dünyanın gelişen kısmıyla, yani Asya ile birleştiren bir çizgi mi izleyecek? Burada muallaklar olduğu anlaşılıyor. Biz buradaki tavrımızı şöyle ifade ettik.
Türkiye'yi hedef alan her türlü Amerikan kaynaklı, Batı kaynaklı, emperyalist kaynaklı saldırıya karşı onlarla beraberiz. Fakat ABD karşısında boyun eğen her tavrın ise şiddetli bir biçimde karşısında olacağız ve Türkiye'nin ihtiyacı olan, Türkiye'yi ilerletecek olan programı bir milli muhalefet, milli ve yapıcı bir muhalefet anlayışı içerisinde bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da devam ettireceğiz. Devam edeceğiz. Türkiye'nin sorunları çözülecek mi? Sayın Yeniçeri, şimdi Mehmet Şimşek'in ismi ekonomi yönetiminde geçiyor. Görüşmelerin olduğunu da biliyoruz ama şunu sormak istiyorum. Hem bu konuyu değerlendirirseniz, Sayın Reyhan'a bir katkı sağlamak isterseniz, hem de Cumhur İttifakı Türkiye 100 yılıyla yola çıktı. Türkiye 100 yılının altı nasıl doldurulacak? Bunu sormak isterim size. Buyurun. Şimdi gerçekten Utku Reyhan çok önemli bir şey söyledi. Türkiye eğer kendi oyunun kurallarını kendisi koyabilecek noktaya gelmezse kısmi ve bir takım palyatif tedbirlerle kendisini bir yere getiremez. Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği noktadan başlar. O ne dedi? Dedi ki muhtaç olduğunuz kudret Anadolu'dadır dedi. Anadolu insanındadır dedi. Sizin enerjinizdedir dedi. Sizin kanınızdadır, zihninizdedir, aklınızdadır dedi. Başka ne dedi? Yine dedi ki siyasi ve askeri zaferler, yani kazandığınız seçim ne kadar büyük olursa olsun eğer onu ekonomik muzaferlerle taçlandıramasanız asla başarılı olamazsınız. Sırf iki ilkeyi Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler izlemiş olsalardı, onu anlamış olsalardı şu anda Türkiye bir tüketim değil üretim cennetine dönerdi. Şu anda Türkiye bir talep eden ülke değil arz eden ülke haline gelirdi. Çünkü siz kendi kaynaklarınızı, kendi enerjisini, kendi zihninizi, kendi mantığınızı eğer kullanmaz, ithal enerji, ithal mantık, ithal yol göstericilerle hareket ederseniz eninde sonunda gider duvara tostlarsınız. Onun için burası çok önemli. Millete nasıl ki Amasya Kongresi'nde milletin azim ve kararı kurtaracaktır söylemiyle yola çıkıldıysa millete diyeceksiniz ki sizi kredi kartları kurtaramaz. Sizi borçlanmak kurtaramaz. Sizi tabir yerindeyse şundan bundan dilenmek kurtaramaz. Sizi kurtaracak tek şey sizin çalışmanızdır. Sizin üretmenizdir. Sizin daha fazla bir takım mal ve hizmetleri ortaya koymanız, daha az başkalarına ihtiyaç duymanızdır denmesi gerekir. Bakıyoruz Ali Babacan diyor ki ben diyor olursam diyor biz gelirsek diyor dışarı bize daha fazla borç verir. Kılıçdaroğlu da diyor ki ben İngiltere'den gideceğim 300 milyar dolar getireceğim ekonomiyi kalkındıracağım. 5 yıl. Evet. Yani ben de derim ki 500 milyar dolar Panama'dan getireceğim, kalkındıracağım. Yani şimdi bunun Allah aşkına bir siyasi Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir siyasi partinin başındaki insan, her cumhurbaşkanı adayı olan bir insan böyle bir şey söyleyebilir mi? Yani demin söylediklerimizi de bir kenarda tutarak. Ama işte insan demek ki işin kolay yolundan bu olaya yaklaşıyorlar ve bu kolay yoldan da söyledikleri her şey sanki toplumda alıcısı var. Hemen onların söylediklerini içselleştirerek iradelerine yansıtacaklar diye düşünüyorlar. O da tabii son derece yanlış bir sonuç ortaya çıkarıyor. Yani hep söyledik, bir kez daha söyleyelim. Kendine güvenmeyen, kendini önce kendisinden kendisi korumayan ve kurtarmayan kişi başkalarını, toplumu, ülkenin geleceğini koruyamaz ve kurtaramaz. Bunu altını çizmek gerekir.
AK Parti'nin eleştirilecek milyonlarca şeyi var. Adını söyleyeyim, yapmış olduğu işlemler var. 23 senedir bir siyasi parti iş başında. Yani hiç görüyor musunuz muhalefetten herhangi bir genel başkanın çıkıp da ya 23 senedir iş başında ve hala birinci parti, biz de artık bir kendimizi gözden geçirelim. Demek ki biz burada anlamadığımız bir şey var dediğini görebiliyor musunuz? Hep iktidar suçlu, AK Parti oyları çaldı, AK Parti makarna dağıttı, AK Parti devlet gücü kullandı. Ya arkadaş, bu zaten ceteris paribus. Başından beri siyasi partiler Türkiye'de hep böyle yaparlar. Başarısızlığın faturasını kimse üstlenmiyor diyorsunuz aslında. Üstlenmiyor ve bir sorumluluklarını ihale ediyorlar. Hep dışarıda alıyorlar. Yani başkalarına ihale ettikleri için sorumluluğu sorunun çözümlemesine gidemiyorlar. Çünkü bizzat kendisi, kendileri ve kendi bakış açıları sorumluluğun kaynağında yatıyor. O zaman denmesi gerekir ki acaba biz nerede hata yaptık? Acaba hangi yaklaşım tarzımız yanlıştı? Acaba yapmamız gereken ne vardı da yapmadık? Acaba biz yanlış yere mi baktırdı iktidar bize? Ve biz o iktidarın istediği sahada mı top çevirdik? Şeklinde kendilerini sorgulamaları icap ederdi. Halbuki öyle olmuyor. Çünkü çok kolay iktidarın söylediğinin tersini söylersin. Onun söylediğini yanlış dersin. İşte denizden gaz çıktı. Allah razı olsun ya. Şu kadar çıkardın, şu kadar daha çıkardın. Diyecek yerde yok ya, gaz yok, tuz yok da işte iktidar kendini kurtarmak için bunu ifade ediyor. Çıktı. Tok çıktı. Bakın şimdi ya, çok basit vatandaş aklıyla düşünün. Şimdi Tok diye bir otomobil yapıyorlar. Çok geçmiş. Yani 100 sene, 150 sene gecikmiş bir olay. Türkiye'de kendi otomobilini, kendi silahını yapamamak, yani insanın utançtan kendisini çukura atması gereken bir yer. İnkar etmesi gereken bir yer. Hala bizim silahımızın markası yabancı markaysa, kullandığımız bütün araçlar yabancı markaysa bundan bizim utanmamız gerekir, utanmamız. Şimdi adam bir Tok diye bir şey kurdu. Var gücünden şey yapsana, desteklesene. Desene ki ya arkadaş, ya tamam yapıyor. Bu şimdi %25'ini yapacak. Yarın %50'sine gideriz. 10 sene sonra %70 ve bir gün gelir biz bunu üretmiş oluruz. Yok. İşte dışarıdan ithal ediliyor. İşte oradan geliyor. Burada hani bina nasıl üretiyorlar şeklinde bu işe yaklaşıyorsunuz ve böyle yaklaştığınız için toplumdan umudu alıyorsunuz. Umudu. Toplumun umudunu çalıyorsunuz. Biz yapamayız. Şeyini getiriyorsunuz ortaya. Ya adam kızıl elma yapmış. Şimdi aklımıza bir şey geliyor. La kızıl elma yaptı, böyle uçak şeysiz meysiz uçuruyorsunuz. Lan var gücümüzle yüklenelim şu F-35'lerin, F-16'ların tasallutundan kurtaralım arkadaş ya. Çünkü ben biliyorum ki bizim zekamız, aklımız Amerika'nın veyahut Rus'un, İngiliz'in, Çin neyse aklından geri değil. Bizim de aklımız var. Biz de yapabiliriz. Biz de üretebiliriz. Ama bizim ne var? Bize işin başına birinci sınıf adam getirmemeye özel dikkat ediyorlar. Nerede bir kullanım katsayısı bitmemiş insan varsa yönetimler onu iş başına getiriyor. Sizin söylediğinizi gözü kapalı imzalayacak emir yerlerine ihtiyaç var. Kapı kurlarına ihtiyaç var. Onun için de siyasiler kendilerini uyaracak kişileri şiddetli bir şekilde işte küstahlık yapıyor, haddini bilmiyor, dik başlı deyip onları bir kenara atıyorlar. Halbuki siyasi partilerin, buradan bir daha söyleyeyim, onlara bir daha söylemem. Ya buradan da söyleyeyim. Buyurun. Siyasi partiler, siyasi parti genel başkanları şunu düşünmeleri gerekir. Bunlar demeleriyle gerekir ki bize hayır demesini bilen bir komisyon lazım. Öyle bir danışma heyeti meydana getirelim ki bu danışma heyeti bizim aldığımız kararları, bizim yapmış olduğumuz uygulamaları, bizim yapmış olduğumuz siyasi eleştirileri, hatalarını, yanlışını görüp ve sakıncalarını görüp bunların toplumdaki karşılığını görüp, hayır efendim siz bunu getirdiniz böyle söylüyorsunuz ama bunun toplumda karşılığı yok, bilimde karşılığı yok, gerçeklerle bağdaşmıyor diyen bir danışma heyeti oluşturulması lazım genel başkanların etrafında.
Kim var etrafta? Alkışlayan adamlar var. Alkışı da yasaklayacak. Ama seçimlerden sonra sesler yükselmeye başladı. O başlığa da geçmek istiyorum. Buyurun. İşte onları geçirecekler. Ya ben şunu söylemek istiyorum aslında. Orada eğer kişiler hayır demesini bilen bir ekip oluştururlarsa yanlarında onun tersini yapsınlar. Peki. Ama bilerek yapsınlar bu işi. Ve dolayısıyla da tamam efendim, doğrudur efendim, hemen efendim, derhal efendim, sizin ağzınızdan çıkan efendim ondan daha büyük söz mü olur diyen insanlar grubu haline getirirseniz oradan hiçbir şey çıkaramazsınız. Milleti oyalarsınız, tarihi ıskalarsınız, herkes alır başını der, siz de arkadan nal toplarsınız. Bugünkü bizim muhalefetin yaptığı da bu. Peki, bana çok teşekkür ederim Sayın Yeniçeri. Sayın Reyhan, muhalefet cephesinde biz yeni dönemde neler göreceğiz ya da nasıl şekillenecek? Sayın Ekrem İmamoğlu da bir değişim çağrısı yaptı. Siz de kaleme aldınız. Hatta bununla ilgili bir açıklama da yaptınız. Bir yazınız da var. Ne diyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları da gelmeye başladı bir yandan. Şimdi doğası gereği oranın karışacağı açık. Şimdi bir kere CHP'nin kendi içinde bir tartışma yürüyor. Kılıçdaroğlu başarısız ve istifa etmeli diyenlerle ne başarısızı kardeşim? Tarihin en yüksek oyunu aldı. Dolayısıyla her türlü diyelim zor koşula rağmen, adaletsiz bir seçim yarışı olmasına rağmen başarılı oldu diyenler arasında bir çekişme var. Tabii bu çekişme büyük oranda şuna dayanıyor, rant kavgasına dayanıyor. Yani Kılıçdaroğlu'ndan ya da CHP Genel Merkezi'nden nemalananlarla, Ekrem İmamoğlu'ndan nemalananlar, belediyeden nemalananlar arasında basın üzerinden böyle bir kavga yürüyor CHP içerisinde. İyi Parti içinde de bir kavga olduğu anlaşılıyor. Orada da işte disiplin kurulu başkanı istifaya davet etti Akşener'i. Her iki parti de yazın, bu yaz aylarında olağan kurultaylarına gidecekler ve oralarda da önemli tartışmaların, kavgaların olacağı anlaşılıyor. Bu arada bu iki partinin arasında da bir kavga var. Bu iki partiyle diğer ittifak içerisindeki dört parti arasında da kavgalar diğer küçük partiler. Var. Kavgalar var. Dolayısıyla hem partilerin kendi içinde hem de birbirleri arasında çatıştığı bir süreç yaşanacak. Ve bu belli ki uzun sürecek. HDP'nin içinde de bir tartışma var. Yani biz neden CHP'nin kuyruğuna takıldık? Niye bir Türk faşistinden vazgeçmek için öbür Türk faşistini destekledik gibi kendi işlerinde bir takım değerlendirme yazılarını ben okuyorum. O tartışmaları, kendi işlerindeki tartışmaları takip ediyorum. Fazla Ankara'laştık. Ankara siyasetine fazla kapıldık. Biz yeniden işte dağ siyasetini ve ayrılıkçı söylemlerimizi yükseltelim diyen bir çizginin de orada olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla bütün bu kaybeden ekip açısından bir muhasebe dönemi olduğu açık. Fakat burada şunu anlamamız lazım. Özellikle CHP içindeki Atatürkçü vatandaşlarımızın ve İyi Parti içindeki milliyetçi vatandaşlarımızın şunu anlaması lazım. Ne CHP içerisinde Atatürkçülük yapma olanağı vardır, ne de İyi Parti içinde milliyetçilik yapma olanağı vardır. Neden? Şundan, bu partiler, özellikle CHP, buradaki Atatürkçü vatandaşlarımızın, seçmenlerimizin iddia ettiği gibi işgal altında olan bir parti değildir. Yani CHP'yi, onlar şöyle söylüyorlar, CHP 10 Aralıkçıların, işte liberallerin, Dersimcilerin, mezhepçilerin, batıcıların, foncuların, Avrupa Birlikçilerin, Amerikancıların, Kürtçülerin, DHKPC sempatizanlarının, HDP'cilerin işgali altındadır. Bu işgali bitirip işte yeniden Atatürk'ün partisini işte ortaya çıkaralım falan gibi çağrılar yapıyorlar. Burada yanılgı şu, orada bir işgal yok. Ya onlar mekanın sahibi. Yani yük olan, orada aslında olmaması gerekenler Atatürkçüler. Çünkü CHP zannedildiği gibi Atatürk'ün partisi değil, bir isim benzerliği var ortada. Yani hatta CHP, sadece Kılıçdaroğlu döneminden de bahsetmiyoruz. Atatürk'ün öldüğü gün, yani 10 Kasım 1938'in bir gün sonrasında Tevfik Rüştü Aras'ın, Atatürk'ün özellikle yanında tuttuğu Tevfik Rüştü Aras'ın tasfiyesiyle beraber Atatürk, daha cenazesi kaldırılmadan, o diyelim daha Sovyetlerle diyelim işbirliğinden yana, daha diyelim dengeli ya da Sovyet dostluğuna dayanan
Batı'ya mesafeli kadroları tasfiye ettiler. Atatürk ölür ölmez ve batıcı bir kadro iş başına geldi ve Türkiye bugünkü süreçlere geldi. Yani Atatürk öldüğünden beri CHP Atatürk'ün partisi değil. CHP'de bugün Atatürkçüler havuzlanıyorlar. Kafalarını kaldıramasınlar, milli bir seçeneğe yönelemesinler diye CHP onları havuzlayan sistemin bir aparatı. Yoksa ekonomide neoliberal, dış politikada emperyalizme teslim, hatta emperyalizmin denetiminde, teslimin de ötesinde denetiminde, bölücülükle iç içe böyle bir partinin Atatürk'ün partisi olduğunu iddia etmek mümkün değil. Kaldı ki ortaya atılan bütün dinamikler, yani diyelim Kılıçdaroğlu gitti, bütün günah keçisi Kılıçdaroğlu ve gitti. İmamoğlu'nun adı geçiyor. Efendim Oğuz Kansalıcı'nın adı geçiyor. Ama bir değişim olmayacak. Canan Kaftancıoğlu. Bak bunlara bakın, bunlar da aynısı. Yani ikinci Kemal Kılıçdaroğlu, üçüncü Kemal Kılıçdaroğlu, dördüncü Kemal Kılıçdaroğlu. Yani oradaki bütün adaylar Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bu Atatürkçü arkadaşlarımıza sesleniyorum. CHP'nin içinde bir tane Atatürkçü dinamik var mı? Dinamiği de geçtim. Daha net bir şey söyleyeceğim. CHP'nin içerisinde 1200 kişilik genel kurultay delegasyonu içerisinde bir tane gerçekten milli Atatürkçü isim var mı? İl yönetimlerinde, il başkanlıklarında, ilçe başkanlıklarında, daha da ileri gidiyorum. Bu mezhepçi siyasete bulaşmamış, milli, hakikaten Atatürkçü, eylemiyle de Atatürkçü, lafta herkes Atatürkçü de bir tane isim var mı? Yok. Dolayısıyla ne böyle bir aday var CHP içerisinde, ne böyle bir dinamik var, ne de böyle bir örgüt ve delege yapısı var. Atatürkçüler sadece taban. Ve tavana gelme şansları da yok. O yüzden CHP'yi kurtarmak, işte bir umut bu sefer İmamoğlu olur mu? İmamoğlu dediğiniz de Demirtaş diyor. İmamoğlu dediğiniz de gidiyor, mazbatasını alır almaz görevden alınan HDP'li Diyarbakır Belediye Başkanı ile dayanışmaya gidiyor. İmamoğlu dediğiniz de işte Demirtaş'ın eşiyle dayanışma içerisinde. Yani İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir farkı yok. İmamoğlu dediğiniz de soluğu gidiyor, Yunanistan'da alıyor, orada Türkiye'ye karşı mesajlar veriyor falan. Kaftancıoğlu'nu zaten söylemiyorum. Oğuz Kağan Salıcı'yı zaten söylemiyorum. Onların hepsi Batı'nın adamları ve bunu çok açık bir biçimde ifade ediyorlar. O yüzden aynısı İyi Parti için de geçerli. Orada bir milliyetçi dinamik yok. Ağalar var. Bir de taban var. Marabalaşmış. İşte hala milliyetçi olduğunu bu partinin zanneden insanlarımız var. Bunların hepsi bir aldatmaca. Dolayısıyla ne CHP'yi ne İyi Parti'yi kurtarmak, içeriden kurtarmak, dışarıdan kurtarmak, herhangi bir şekilde kurtarmak, onu Atatürkçü milliyetçi yapmak falan söz konusu değil. Bunlar hayal. Ve bunlar sizi orada tutmak için uydurulmuş mitler, efsaneler. Eğer hakikaten Atatürkçülük yapmak, milliyetçilik yapmak, anti-emperyalist olmak, Türkiyeci olmak, Türkiye'nin çıkarını, menfaatini savunmak ama aynı zamanda bunları yaparken muhalefet yapmak. Mevcut iktidara muhalefet yapmak. Bunları istiyorsanız bu var. Bu Vatan Partisi. O yüzden bu partilerde bunalım olacağı açık. Ve oradaki Atatürkçü ve milliyetçi vatandaşlarımızı o kısır döngüden kurtulmaya, işte her gelene umut beslememeye, o budalalığa, yani CHP'deki kurultay budalalığına teslim olmamaya çağırıyoruz. Vatan Partisi'ne davet ediyoruz. Peki, çok teşekkür ederim çağrınızı. Ve tabii ki CHP'yi konuşmaya, Millet İttifakı'nı daha doğrusu, CHP ve İYİ Parti öne çıkıyor. Küçük partiler biraz daha sessizliğini korudu ama ne oluyor, ne bitiyor, devam edeceğiz. 50 saniyelik çok kısa bir aramız var. Sonrasında söz Özcan Yeniçeri'de. Evet, devam ediyor. Çok kısa bir reklam arasının ardından Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Utku Reyhan stüdyomuzda. Profesör Doktor Sayın Özcan Yeniçeri Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte. Ne CHP'yi ne de İYİ Parti'yi kurtarmak mümkün değil. Yani Sayın Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısı da bir şeyi değiştirmeyecek dedi CHP tabanında. Sayın Reyhan, Sayın Yeniçeri, siz ne söylemek istersiniz? Buyurun. Ben o kadar kötümser değilim. Mustafa Kemal'in yine sözleriyle başlamak gerekiyor. Evet. Bütün tersaneler işgal edilse de o işgali kırmak mümkün.
Ama bunun için bilinçli, akıllı ve tutarlı bir yaklaşım içerisinde nasıl olmak olacak? Gerekir. Şimdi şunu söyleyeyim. Önce şimdi bilmek yenmektir. Anlamak hakim olmaktır. Yani bir sorunu bilmiyorsanız, onun nelerden kaynaklandığının farkında değilseniz, siz o sorunu veya o rakibinizi yenemezsiniz. Bunu bilmenin yolu da gerçekten objektif olmaktan, ne kadar sizi rencide ederse etsin, kendi hatalarınızı ve yanlışlarınızı da tespit etmekten geçmektedir. Şimdi bugün 22 yıllık iktidar veya 23 yıllık iktidar, daha doğrusu Tayyip Erdoğan bize Cumhuriyet Halk Partisi'nin hediyesidir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet ondan daha karizmatik, ondan daha halkın nabzını tutabilen, ondan daha halka yaklaşan ve halkın söylemleriyle ve ifadeleriyle halkın yüreğine girebilen insan çıkaramamış ya da bu konuda buraları küçümsemiş, üstüne bakmış buna ve dolayısıyla da bize denmiş oluyor ki bu muhalefet işte Sayın Erdoğan'la idare edin, AK Parti de yönetsin deniyor. Şimdi AK Parti'ye baktığınız zaman AK Parti'de de şöyle bir şey var. AK Parti'de çokların tekliği, yani bir lider etrafında bir defa herkes birleşmiş. Bu lider etrafında, AK Parti etrafında bazı partiler de ittifak olarak oraya girmiş. Fakat onlar tek bir parti gibi hareket etmişler. Halbuki bu tarafa baktığınız zaman diğer siyasi partiler, yani altılı, yedili, sekizli neyse, masadakiler ise teklerin çokluğu şeklinde bakmış işe. Teklerin çokluğu ne demek? Yani ortada bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin şemsiyesi altında 6 tane parti var ama bunların hepsi ayrı ayrı boyuna, ebatına, çapına, birikimine bakmadan CHP gibi bir pozisyon ortaya koymuşlardır ve takınmışlardır. İşte toplumda karşılığının ne olduğunu bilmediğiniz bir Deva Partisi'ne, bir Demokrat Parti'ye ya da bir Gelecek Partisi'ne şu kadar milletvekili veriyorsunuz. Daha işi başından açmaza ve çıkmaza götürüyorsunuz. Yani Çankaya seçmeni Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verirken Deva Parti'nin, Gelecek Partisi'nin bilmem şu veya bununla ilişkili adayını seçmiş oluyor. Bunda bir moral ve motivasyon çöküşünün olacağını, oradan adılmayı bekleyen gerçek Cumhuriyet Halk Partililerin buna tavır koyacağını herhalde zekası orta seviyede olanlar bile anlayacak durumda. Onun için temelde bu şeyin de sürecin de çok iyi yönetilmediğini, daha doğrusu ben muhalefetin iktidarı, Türk halkını, Türk halkının taleplerini, Türk halkının durumunu çok iyi analiz edemediğini, anlayamadığını düşünüyorum. Bunlara tavsiyem şudur: çok acilen, tarafsız, objektif davranabilen bir sosyolojik araştırma, kültürel araştırma, davranışlar araştırma, psikolojik araştırma, ekonomik araştırma, stratejik bakışı olan bir grup oluşturup halkın neden öyle değil de böyle davrandığını, siyasal eylemlerinin hangi temele dayandığını, hangi saikle beğeni ya da redlerini ürettiğini araştırmaları ortaya çıkarmaları gerekiyor ki bunlar ondan sonra atacakları adımları aklı selim bir şekilde atabilsinler. Ayrıca yani bu genel başkanlar Türkiye'de Zeus gibi oturduğu yerden bir daha kalkmıyorlar. Allah rızası için bir kalkın ya. Ya yeniliyorsunuz, 77 defa yeniliyorsunuz. Daha ne olacak ki siz şey yapacaksınız? Allah korusun yani Türkiye'nin beşte biri toprağa karıştı. İşte bir gecede, bir anda, bir saniyede varlar yok oldu, yoklar var oldu. Gördük işte. Yani burada da öyle bir şey mi olacak da siz en sonunda sizi alacağız, masanızdan da bir tarafa koyacağız. Yani bir ayrılmasını bilin, o da bir onurdur. Gelmişsiniz, şu kadar süreçte yönetmişsiniz ülkeyi veya söyleyecek sözünüzde kalmamış. Allah aşkına ya ben şunu çok merak ediyorum.
Ya bir iki hariç bu Doğu Perinçe'yi burada biraz şey dışı bırakıyorum, söylem dışı bırakıyorum. Ya şu liderlere bir bakın, bir tane farklı bir cümle kullanan birisi var mı, kuran birisi var mı? Hep mevcudu tekrarla hareket ediyorlar. Ya siz mevcudu tekrarlarsanız, mevcudu tekrarlarsanız badana yapan araba gibi yerinizde saymış olursunuz. Efendim işte şunlar olmuş da bunlar oluyor da şöyle oluyor da böyle. Ya bu zaten bilinen bir şey. Bizim yeni bakış açılarına ihtiyacımız var. Yeni üretime ihtiyacımız var. Yeni yaklaşım biçimlerine ihtiyacımız var. Peki. Yeni gelişmelere ihtiyacımız var. Yani bizim gerçekten milletin önünü açabilecek stratejik, taktik düşüncelerin bir an evvel devreye sokulması lazım. Ve akıllıları, bu konuda görüşü ileriye sürenleri şöyle ya böyle bir güzel enterne ediyorsunuz, devre dışı bırakıyorsunuz. Ondan sonra kendi kendinizi tekrar etmek suretiyle bir yerlere gitmeye çalışıyorsunuz. Peki, toparlayalım. Yani bu bir cümle de söyleyeyim mi? Tarihten de bir örnek vereyim. Bu şeyin devamlı işte niye Osmanlı kötü veya yıkılıyor? Sorun ne şeklinde bir soru sorulduğunda ve bununla ilgili araştırma yapanlar sorunu çözüyorlar, anlıyorlar. Yanlışları biliyorlar, üst üste yazıyorlar. Sonra diyorlar ki işte Cennet Mekan Fatih Sultan Mehmet Han, Cennet Mekan Kanuni Sultan Süleyman Han dönemindeki kanunu kadime dönmek suretiyle devletin iflah olacağını söylüyorlar. O dönem de 200 sene önceki dönem. Yani şimdi 200 seneki önceki döneme dönerek bugünkü Türkiye'yi veya bugünkü sorunları çözmeye kalkmak yapsa bizim muhalefetin yaptığı bir iş olur gibi gülmeye. Çok teşekkür ederim Sayın Yeniçeri. Sayın Reyhan, katkı sağlamak ister misiniz? Ve ya biraz da yeni hükümetin yol haritasını sormak istiyorum. Öncelik ne olmalı? Şimdi öncelik aslında iki öncelik birbiriyle yarışıyor. Birisi Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili meseleler. Diğeri ise Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili meseleler ki bunlar aynı zamanda iç içe geçmiş durumda. Yani güvenlikle ilgili tercihlerimiz aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik yol haritasını da belirleyecek tercihler. Bu ne demek? Aslında bizim uluslararası ittifak tercihlerimiz Türkiye'de nasıl bir ekonomik modelin uygulanacağını da işaret edecek. Yani biz işte uslu bir NATO üyesi, bir ev ödevlerini yapan bir Avrupa Birliği aday üyesi mi olacağız? Ve ona uygun o serbest piyasa ekonomisi denen canavarla beraber mi yaşamaya devam edeceğiz? Yoksa bağımsız bir Türkiye hedefiyle ve Batı'nın tehditlerini de göğüslemek için dünyanın gelişen kısmına mı yöneleceğiz? Gelişen kısmı dediğimiz ne? Bir Asya, iki Afrika ve Güney Amerika. Buraya mı yöneleceğiz? Bu aynı zamanda Türkiye'nin bir borçlanma ekonomisinden çıkıp üretim ekonomisine de geçmesini sağlıyor. Aynı zamanda o üretim ekonomisinin gerektirdiği kaynakları da sağlıyor. Nedir o kaynaklar? İşte daha uygun doğalgaz bulmak, daha uygun petrol ve işte türevlerini yani benzin, mazot gibi şeyleri bulmak ve dolayısıyla bunların maliyetlerini düşürmek, bunların maliyetlerini düşürerek üretimi şahlandırmak ve belki de vatandaşımız açısından en önemlisi fiyatları da aşağı çekmek. Çünkü bütün bu enerji maliyetlerini, elektriği de bizim doğalgazdan ürettiğimizi düşünürsek büyük oranda, tüm bu enerji maliyetlerini düşürdüğümüz zaman Türk piyasasında da ciddi bir rahatlama olacaktır. O açıdan Batı'da bize yeniden borçlanma ve kemer sıkma var. Doğu'da ise üretme ve hem ucuz ham maddeye, daha doğrusu enerji kaynaklarına ulaşma hem de yeni pazarlar var. O komşu açıdan, ülkelerle ilişkilerin önemli olduğunu evet, söylemek bu aynı istiyorsun. Zamanda bizim PKK ve FETÖ ile mücadelemizi de belirleyecek. Yani güvenlik noktası da o. Yani biz PKK'yı besleyen Amerika ve Batı ile beraber mi olacağız? Yoksa örneğin Rusya ve İran'la beraber hareket edip Suriye'yi de yanımıza alıp PKK'yı orada boğacak mıyız? Bu tercihler Türkiye'nin önünde duruyor. Hükümetin burada yalpaladığı anlaşılıyor. Nereden anlıyoruz? Ukrayna'da biraz Zelenski'ci olmalarından bunu anlıyoruz. Ya da Suriye'de hala 12 yıldır yanlış bir çizgi izliyorduk. Biraz toparlar gibiler ama o da ağır aksak gidiyor falan. Ama İngiliz vatandaşı bir ekonomi bakanıyla ya da maliye bakanıyla bu iş olmaz.
Bakın Mehmet Şimşek İngiliz vatandaşı. Kendisi de gizlemiyor zaten. Mecliste sorulara verdiği yanıtta da ifade ediyor. Yani hem kraliçeye bağlılık yemini etmiş hem de Türkiye'de yemin etmiş birisi Türk ekonomisini alıp bağımsızlıkçı bir çizgide yönetemez. Bu çok açık. Sayın Erdoğan bakın seçim kampanyası boyunca Kılıçdaroğlu'nu işte Londra tefecilerinin eline düşmekle falan suçladı. Ama Londra tefecilerinin neredeyse Türkiye temsilcisi konumunda olan Sayın Mehmet Şimşek'i şimdi ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı pozisyonuna getirmek istiyor. Abdülkadir Selvi öyle diyor. Ekonomiden sorumlu ne demek? İşte Sanayi Bakanlığı'nın da üstünde, Maliye Bakanlığı, yani ekonomiyle ilgili bütün bakanlıkların tepesine yerleştirmekten söz ediyoruz. Bu bir tercih. Böyle tercihler olduğu zaman bizlerin, Türkiye'nin diyelim milli güçlerinin, milli kuvvetlerinin bu hamlelerin karşısına kesinlikle dikilmesi gerekiyor. Yani Türkiye yeniden bir yabancılar için faiz cenneti, bir vurgun cenneti haline getirmeyi planlıyorlarsa o zaman millilikten söz edemezler. Yani hem onu yapayım, hem bunu yapayım, hem öyle görüneyim, hem böyle görüneyim bu bir yere kadar. O açıdan hükümetin ve Türkiye'nin daha doğrusu önünde çok zorlu koşullar var. Doğu Akdeniz'den tehdit ediliyoruz. PKK-PYD'de geçen görüntüleri dehşet içinde izledim. Yani artık ordulaşmışlar. PYD, YPG, ordulaşmışlar. Düzenli talim yapıyorlar. Ağır silahlara sahipler falan. Bu işler artık o kadar kolay değil. Böyle bir tehditle karşı karşıyayız. Ama bunlar olurken hala Amerika'ya göz kırpmak, işte dünyanın o küresel sermayesine, vurguncu sermayesine göz kırpmak falan. Bunlarla başarılı olma şansları yok. O yüzden biz onlara milli cepheden muhalefet etmeye devam edeceğiz. Ukrayna ve Rusya gerginliği oradaki savaşta Kosova'ya sıçramış durumda. Evet. Birbirinden bağımsız değil. Bunu da söylemek isterim. Tabii. Önemli gelişmeler yaşanıyor. O ciddi bir konu. Bir şey. Ciddi bir konu. Anladığım kadarıyla önümüzdeki dönem Balkanları. Tabii. Değil mi? Konuşacağız gibi. Evet. Takip Kosova ediyoruz. Kosova zaten yapay bir devlet biraz. Yani kendi ordusu olmayan NATO tarafından kurulmuş, denetlenen bir devlet görüntüsünde. Peki. Çok teşekkür ederim Sayın Reyhan. Sayın Yeniçeri. Dış politikadaki gelişmelerle birlikte ve tabii ki güvenlik meselesini çok konuşuyoruz ama ekonomiyle birbirinden bağımsız değil. Önümüzde de bir koskoca hayat pahalılığı, enflasyonla mücadele var. Sayın Erdoğan da zafer gecesinde açıklamalarında belirtti ama yeni hükümetin öncelikle atması gereken adım nedir? Şimdi önce şunu söyleyeyim yani bir akılda kalacak bir cümle söylemiş olayım. Güçsüzlük ve gaflet düşman davet eder. Bir daha söylüyorum. Güçsüzlük ve gaflet düşman davet eder. Dolayısıyla Türkiye'nin en önemli iki tane sorunu var. Utku Reyhan söyledi. Ben de aynen katılıyorum. Birincisi güvenlik meselesi. İkincisi de ekonomi mesele. Bunu şimdi bizim Türkiye'de ekonomi ve güvenlik hakikaten bir adamın iki dudağının arasında. Veya işte bir şöyle olsun deniliyor veya şöyle bir mücadele yürütelim diyor. Şöyle bir ekonomik çaba içerisine girelim diyor. Kurumlar da buna göre kendilerini konumlandırmaya çalışıyorlar. Bu bana göre son derece yanlış. Türkiye'de bugün özel bir ekonomik kurul oluşturulması lazım. Bu ekonomik kurul doğrudan doğruya ülkenin çıkarları, üretim, tüketim, ithalat, gelir gider, bütçe denkliği, faiz dışı işte ekonomik yapı şeyler, bütün bunların hepsi gerçekten uzman olan bir kurulun ve aynı zamanda özerk olan bir kurumun yaklaşımıyla yönetilmesi gerekiyor. Hani bunun başına da ya da bunun almış olduğu kararları sunduğu bakan ve bakanlar kurulu ve hükümet ve başkan. Böyle bir mantıkla hareket edilmediği sürece bir dönem bir tedbirler paketi alınıyor. Evet faydası oluyor. Bir süre sonra bazı yakınmalar gelince onu değiştirip başka bir paket devreye sokuluyor. Ve bugün çektiğimiz sıkıntıların büyük bir kısmı buralardan kaynaklanıyor. Sürekli uygulanacak, sürekli değişken, dinamik bir kurul ve bu kurulun ortaya koyacağı yaklaşım biçimlerinin
siyasal otorite tarafından, siyasal iktidar tarafından aynen uygulamaya konması gerekiyor. Çünkü ekonominin de, güvenliğin de ne gafleti olur ne de şakası olur. Bu milletin bekasıyla, istiklal ve istikbaliyle ilgili bir konudur. Sizin ekonomik yönden güçsüzseniz askeri yönden güçlü olma ihtimaliniz hiç yok. Ekonomik yönden güçsüzseniz ahlaki yönden güçlü olma ihtimaliniz hiç yoktur. Onun için bu temel ana sorun olan bu iki konuyu çok ciddi bir şekilde irdelenmesi ve dikkate alınması gerekir. Bu işin bir tarafı. İkinci boyut Türkiye'nin suni bir biçimde, gereksiz bir biçimde kopardığı ilişkiler var. İşte Mısır'la son 3 dakika bunu da belirtmek isterim araya girerek. Son 3 dakikamız. Buyurun. Mısır'la öyle oldu. Suriye'yle öyle oldu. Diğer birçok ülkeyle sırf duygusal yaklaşım çerçevesinde bağlantıları kopardı. Orada bizim bütün yatırımlarımız bir anda enkaz haline geldi. Dolayısıyla da eskiden kol kola olduğumuz insanlardan tehdit almaya başladık. Baktık ki Mısır gitti Yunanistan'la ekonomik münhasır bölge anlaşması imzalıyor. Bunun hesabını biri vermelidir. Türkiye-Mısır ilişkileri Erdoğan'la Sisi ilişkisi veya Erdoğan'la Mursi ilişkisi değildir. Türkiye-Mısır ilişkileri Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Mısır Devleti arasındaki Türk halkı ile Mısır halkı arasındaki ilişkilerdir ve tarihi derinliklerden beslenir. Dolayısıyla bunları böyle kişiselleştiren, işte aldı şu kararı da aldık hele sonucuna bir bakalım diyebilecek maceralara bırakılmayacak kadar önemli meselelerdir. Bunlarda bir bütünlük gerekli. Bir de bir cümle daha söylüyorum. Lütfen buyurun. Bu AK Parti sarkaç siyaseti izliyor. Bir gidiyor Ermenistan'dan şey imzalıyor Zürih protokolleri. Bir gidiyor Azerbaycan'la beraber Karabağ kurtarıyor. Bir gidiyor Annan planı Kıbrıs'ta imzalıyor. Bir gidiyor Kıbrıs Türk Devleti'ni ilan ediyor. Artık kafasını sadeleştirmesi ve Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları doğrultusunda hareket edilebilecek politikaları devreye sokması lazım. Böyle macera politikaları bir o baştan bir bu baştan bir açılım politikası bir onun üzerinde müzakere yok müzakereden vazgeçtik mücadele. Hı. Bu milletin hayatıyla peki, kaderiyle oynayamazsınız ve bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödedik. Bunu da herkes biliyor. Peki Sisi'yle bir görüşme de gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Büyükelçilik ataması konusunda Mısır'la ilişkiler açısından oldukça önemli gelişmeler de yaşanıyor aslında. Siz bir cümle eklemek ister misiniz Sayın Yeniçer'in söylediklerine ya, dair? Tabii çok önemli gelişmeler bunlar ama neden biz 10-15 yıldır Mısır'la bu haldeyiz? Madem şimdi bir araya gelinebiliyor o halde bu 10 yılı niye kaybettik? Asıl sorunlar bunlar. Bunları konuşacağız. Evet. Yani aslında daha çok dış politika ve ekonomi gündemini konuşmaya bundan sonraki süreçte devam edeceğiz. Bakanlar Kurulu nasıl şekillenecek efendim? Hangi açıklamalar gelecek? Ve önümüzdeki sorunlar masamızda olmaya devam edecek. Sayın Reyhan çok teşekkür ederim. Ben ayaklarınıza teşekkür sağlık. İyi ki geldiniz. Sayın çok hocamıza da selamlar. Sayın hocam çok teşekkür ederim katkılarınız için.